türümüzü yaşatan pehlivanlarımıza başarılar dilerim. AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Sayın Vekilim, çok yoğun bir programdı. Dün Sayın Başbakanımız Muğla'daydı. Neler söyleyeceksiniz? Bugün de Kavaklıdere'deyiz. Evet, dün güzel bir program oldu. Başbakanımız Muğla'mıza teşrif ettiler. Sağ olsun, kendilerine teşekkür ediyorum. Boğalar Yörük Türkmen Şenliği'ndeydik. Bugün de Kavaklıdere Menteşe'nin 25'sini yaptığı yağlı pehlivan güreşleri programındayız. Tabii ki her zaman vatanımızın, bayrağımızın, devletimizin sigortası olmuş, hamuru olmuş Anadolu'nun Yörük Türkmenlerin hem şöleni hem yağlı pehlivan güreşleri önemli. Ülkemiz için, toplum, milletimiz için önemli. Birlik ve beraberliğimize ciddi katkı veriyor. Hele bugünlerde daha fazla ihtiyacımız var birliğe ve beraberliğe. Çünkü geçirdiğimiz süreç ülkemizde emelleri olan hain güçlerin terörü desteklemeleri, ülkemizi bölmek istemeleri. Ama şunu bilmelidirler ki bu birlik ve beraberliğimiz Anadolu'daki bu insanımızdaki vatan ve bayrak sevgisi olduğu müddetçe hiçbir emellerine kavuşamayacaktır. Tabii bu güreşlerin, atasporumuz olan güreşlerin binlerce yıldır yaşatılması ve birlik ve beraberliğimize ciddi katkı veriyor. Bugün bu atasporumuzu yaşatılması en büyük katkıyı belediyelerimiz, pehlivanlarımız ve bu güreşlere büyük ilgi gösteren halkımız veriyor. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu ülkede özgür yaşayabilmek için çok ihtiyacımız var. Bir en fazla birlik ve beraberliğe. Ve vatandaşımızın bugün burada ilgisini, coşkuyu görmek de bizleri mutlu ediyor. Ben bu organizasyonları yapan Yörük Türkmen şenliklerini, pehlivan güreşlerimizi yapan belediye başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bunlar ilelebet burada yaşayacaktır. Biz de bu vatanda ilelebet yaşayacağımız gibi. Hayırlı olsun diyorum pehlivanlara, bütün pehlivan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Sayın milletvekilim, şunu sormak istiyorum. Akdeniz Pağdası'nız ve yurt dışında çok önemli şekilde projelere katılıyorsunuz. Şu an yurt dışındaki vizyonumuz nasıl? Çünkü geçen gün yine yoğun bir programınız vardı ve dışarıdaydınız, başka bölgelerdeydiniz. Şimdi Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin davetlisi olarak, görevi olarak gidiyoruz yurt dışına, dolaşıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Tabii bütün coğrafya Türkiye'den çok ilgi bekliyor, çok büyük umut bekliyor. Bu bölgede Türkiye istikrar ve huzurlu, güçlü olursa Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu istikrar ve huzur içerisinde olur. Türkiye son yıllarda ciddi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Bugün gayri safi milli hasılamız 800 milyar dolara, neredeyse 1 trilyon dolara yaklaştı. Milli gelir 11 bin dolara çıktı. Tabii Türkiye güçlendikçe ne yazık ki dış güçler de bundan rahatsız oluyorlar. İşte bizi dışarıdan işgal etmeleri, dışarıdan zarar vermeleri mümkün değil. Ancak bizi birbirimize düşürüyorlar ama milletimizin sağduyusu, feraseti hep bunu üstesinden gelmiştir ve gelecektir. İşte en son karşılaştığımız 15 Temmuz darbe girişimi hain bir girişimdir. Çünkü biz Anadolu olarak Kurtuluş Savaşı'nı verdik, Çanakkale Savaşı'nı kazandık. Ondan daha zayıf değiliz. Hiçbir güç bizi bükemez. Yani bizi, çünkü hür yaşamış, özgürlüğüne düşkün bir milletiz. Yörükler, Türkmenler her zaman özgürlüklerine düşkün olmuşlardır. Hiçbir zaman vatanına en ufak bir yanlış yapmamışlardır. Karşılıksız sevmişlerdir. Bugün de daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Güçlendikçe dış güçler ne yazık ki işte terör örgütünü destekleyerek bizi bölmeye çalışıyorlar. Ama hakikaten Cumhurbaşkanımızın işte feraseti, irade ve dirayeti, halkımızın sağduyusu her zaman bu tehlikeleri bertaraf etmiştir. Bundan sonra da edecektir. Biz daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız ilimde, bilimde, teknolojide. Daha güçlü olarak yapısal reformları yaparak güçlü bir Türkiye'yi, kalkınmış bir Türkiye'yi gerçekleştirmek zorundayız, mecburiyetindeyiz. Çünkü bağımsız ve hür yaşamak istiyoruz bu ülkede. Onun için yapmamız gereken birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak. Milletimize de bu inanç, bu kararlılık var. Onun için Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna inanıyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Davada çalışarak, üreterek. İllallah Muhammedur Resulullah.